gül gönülleri açar. Abı hayattan içmiştir, ölümsüzdür. Bütün dilleri bilir. Katmer katmer mana saçar. Cüssesi küçüktür ama nice nice anlamlar taşır. Dilimizde şiir, müziğimizde makam, elimizde tesbihtir gül. Mushaf gülleri vardı. 10 ayette bir aşere gülü, cüz başlarında cüz gülü, secde ayetlerinin başındaysa secde gülü işlenir. Çiçeklerin şahı, sultanların gözdesidir. Osmanlı'da gülcülük sektörüne sanat-ı nefise denir. Farsça gül kelimesi Türkçe'ye gül olarak geçer. Gül motifleri işlene işlene divan şiirinde bir mazmun halini almıştır. Mazmun semboller yumağı demektir divan şiirinde. Gül de bu mazmunlardan birisidir. Şimdi gülün birkaç açılımı vardır divan şiirinde. Her şeyden evvel gül ve sevgili eşleştirmesi çok sık karşımıza çıkar. Gül sevgilinin yüzüdür. Gül fidanı sevgilinin boyudur. Gülün kokusu sevgilinin kokusudur. Sevgilinin gelişi gülün kokusunun gelişi gibi algılanır. Gülün ilham verdiği çağrışımlarından çok daha fazla türü vardır. ...200 gül çeşidinden melezlemeler yoluyla elde edilen güllerin sayısı 40 bini geçer. Türkiye, gül gen merkezi olarak 45 türe sahiptir. Isparta gibi öyle gülden şehirlerimiz vardır ki orada kız çocuğu sabah doğduysa gül deren, öğleden sonra doğduysa gül seren, gece doğduysa Gülay'dır adı. Gül bahçesine giren gül kokar. Bu güzel koku insanın hem üstüne hem de ruhuna siner. Yunus Emre gül Muhammed teridir der. Tasavvuf edebiyatında gül, öncelikle Allah'ın birliğini temsil eder. Allah, Hazreti Muhammed'in kokusuyla güle tecelli etmiştir. Gonca gül birliği, açılmış gül can sırrını saçmayı remzeder. Andelib'i Verdi Sabberk ile tekfin ettiler, bir gülistan beytini üstünde telkin ettiler. Gül açılmadıysa bülbüle, kendisini gülün dikenine saplarmış, diken bülbülün kalbine saplanır ve orada ölürmüş. Böylelikle bülbül aşk şehidi olurmuş. Şimdi İzzet Molla bu menkıbeden yola çıkıyor. Diyor ki, bülbülü bin yapraklı gül ile kefenlediler, gömdüler, başında da bir Gülistan beytini, Şeyh Sadi'nin Gülistan isimli eserinden bir beyti ölünün başındaki telkin gibi başında da bir Gülistan'dan beyit okudular. Şimdi bu her yönüyle klasik Türk şiirinin gül, bülbül ilişkisini adeta kodlayan, özetleyen bir beyit bakın. Eski bahçe güllerinin saltanatı Osmanlı'nın çöküşüyle sona erer. Gülistan, dağıstana dönüşür. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde gül yine dile gelir. Ahmet Haşim'in şiirlerinde adeta can çekişmektedir.
gül ve bülbül ilişkisi Haşim'in kendi iç duygulanışlarının makesi halini alır. Yeri gelir, bülbül şiiri kısa bir şiirdir. Bülbül şiirinde olduğu gibi biten bir şeylerin, bir şeyleri tırnak içinde söylüyorum, biten bir şeylerin, bu kişinin kendi hayat hikayesinde biten gençlik dönemi gibi diye de düşünülebilir. Toplumsal maceramız içerisinde asude günlerimizin bitişi olarak da düşünülebilir. Ahmet Haşim'in kendi ferdi macerası içerisinde coşkulu bir döneminin sona erişi gibi de düşünülebilir. Bülbül başlıklı şiirinde artık gül, havalarda savrulan gül yapraklarına dönüşmüştür. Haşim bülbüle seslenir. Can verdi senin özlediğin gül diyor der. Artık gün başka ışıklarla, başka ziyalarla aydınlanmakta. Boşuna feryat etme. O dönemler bitti. O zamanlar geçti. Ey zavallı bülbül diye seslenir. Gül bizde solmaya yüz tutarken Avrupa'da en şaşalı günleri başlar. Avrupalılar Çin gülleriyle kendi güllerini birleştirip dayanıklı, sık çiçeklenen ve yaprak güzelliği artırılmış güller yetiştirmeye başlar. Bugün artık güllerin markaları, raf ömürleri var. Her ne kadar kokuları azalsa da yüzyıllar boyunca ruhumuzu işlemiş olan manaları hala bizimle yaşıyor.